Ama şimdi Sercan Dikme bizleri bekliyor. Beşiktaş'ın yeni sezon formaları tanıtıldı, görücüye çıktı ve detaylar Sercan Dikme'de. Kerem Can Bulat, çok teşekkür ediyorum. Vodafone Park'ta bulunan Kartal Yuvası'ndayız. Senin de ifade ettiğin gibi Beşiktaş'ın 2022-2023 sezonunda giyeceği formalar taraftarlarının huzuruna çıktı. Yanımızda Aydın Bey var, Aydın Sun, Kartal Yuvası Genel Müdürü. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Sağ olun hepimiz için. Hepimiz için 3 çeşit forma çıktı. Şimdi kameraman arkadaşım Barış'tan rica edeyim. Hem o formaları sizlere göstersin. Beşiktaş forması zaten klasikleşmiştir. Zaman zaman beğeniler oluyor, beğenmeyenler oluyor ama Beşiktaş formasını Beşiktaş forması yapan bazı durumlar var. Mesela beyaz forma. Evet. Beyaz forma bizim iç saha formamız. Bu sezon özellikle bir sadelik teması üzerinde çalışmaya özen gösterdik beyaz formada. Fakat bir gene içinde kumaş detayında çubuklu detayı kullanmaya çalıştık. Gerçekten güzel, temiz, sade bir forma olduğunu düşünüyorum. Umarım taraftarlarımız da bizimle aynı fikirde olurlar, beğenilerini sunuyoruz. Sadeliğin, temizliğin teması bulunduruluyor. Arkada şöyle gösterelim. Şu tanıtımını yapıyormuş gibi oldum ama gerçekten çok güzel, çok güzel formalar. Barış'tan rica edeyim. Şurada 120 yıl diyor. Ne evet. demek o? Biliyorsunuz gelecek sene kulübümüzün 120. yılı. Evet. Dolayısıyla bunun için özel olarak tasarladığımız bir logomuz var. 3 formamızın arkasında da bu logoyu kullanıyoruz. Biraz geçmişe aslında ithaf ettiğimiz de bir logo bu. Gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum ben. Beşiktaş'ın iç sahada Vodafone Park'ta bulunduğumuz noktada giyeceği formalardan biriydi. İç saha forması beyaz. Şimdi ikinci formaya doğru gidelim Aydın Bey. Bu da Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan çubuklu dediğimiz o forma. Evet. Anlamı, önemi ve bugünkü bu desenlerden çıkartacağımız tema nedir? Aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan formalardan bir tanesi. Çubuklu bizim klasiğimiz. Çok uzun zamandır da taraftarlarımızın özellikle bir isteği vardı. Dolayısıyla biz bu sene çubuklu formayı deplasman forması olarak huzurlarınıza getirdik. Ki deplasman formaları hep Beşiktaş için farklı bir anlam barındırıyor. Doğru. Bir onun da bir durumu var. Doğru, doğru. Bu sene sadece çubuklu formayı biraz modernize ettik. Kollarını beyaz çalıştık. Biraz daha beyaz ağırlıklı. Yine aynı şekilde sizin biraz evvel ifade ettiğiniz gibi arkasında 120. yıl logosu var. 3 formada da var. 3 formada da 120. yıl logomuz var. Aslında 3 formada koleksiyonluk formalar diye düşünebiliriz bu sene için. Çubuklu formamız da gerçekten güzel oldu. Birazdan 3. formaya gideceğiz. Fiyatlarla ilgili bilgi alsak sizden. Tabii. 599 lira yetişkin formalarımız. Diğer çocuk formaları ve kadın formalarımız da 599. Çocuk da ona baremli olarak aşağıya doğru iniyor. Şimdi hem ben kendi adıma beyaz formayı da beğendim. Zaten çubuklu forması ile ilgili Beşiktaş'ın bir şey söyleyemeyiz ama Barış, en dikkat çeken ve en ilginç olarak adlandıracağımız 3. formaya doğru gidiyoruz. 3. forma Beşiktaş kulübü dışarıda da giysinler. Özel hayatlarında, sadece maça geldiklerinde değil, sosyal hayatlarında da giyebilecek formalardan biri bu. Bunun anlamı nedir? Aslında dünyadaki pek çok takımın da uyguladığı gibi 3. forma hep bir daha farklı şeyleri ifade eden forma. Biz de o yüzden taraftarlarımıza bu formayı dizayn ederken hem günlük hayatlarında kullanabilsinler hem de maç günü kullanabilsinler diye böyle bir tasarımla geldik. Üzerindeki çizgiler kartal tüyü ilhamlı olarak yaratıldı. Renkleri genelde bizim 3. formada kullandığımız gri ve kırmızı ağırlıklı kullandık. Gerçekten farklı, günlük giyime de, lifestyle'a da uygun bir forma olduğunu düşünüyorum. Umarım taraftarlarımız da beğeniyle giyerler. Dün saat 19.03 itibariyle Beşiktaş Kulübü sosyal medya hesaplarından bu lansmanı gerçekleştirdi. Beşiktaşlı taraftarlar artık her geçen gün biraz daha bu formalara ilgi gösterecektir. Evet. Özellikle Beşiktaşlı, bugün Riva'daydık biz. Evet. Beşiktaşlı futbolcular geldi, hoca geldi. Onların da giydiklerinde çok üzerlerine yakıştığını ifade ediyorlar. Evet. Sosyal medyada biraz okudum çünkü. Evet, yani formalar askıda gördüğünüz zaman evet güzel ama futbolcularımız giydiği zaman daha da bir anlam ifade ediyor. Sizin de dediğiniz gibi futbolcularımız giydiğinde gerçekten çok çok güzel oldu. Artık etkisini katlayarak arttırdı. Aydın Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Beşiktaş formaları artık Beşiktaşlı taraftarların huzuruna çıktı. Beyaz forma klasik Beşiktaş tarihinde çok anlam barındıran çubuklu forma ve insanların
düğüne giderken de giyilecek formalardan. Umarım, umarım. Dün Twitter yorumlarında çok vardı düğünüme giderken giyeceğim formalar diye. Umarım herkes mutlu olmuştur. Herkesi mutlu etmeyi başarmışızdır. Takımımız mutlu olsun en önemlisi ve sezonu kupayla kapatalım. Bizim temennimiz o. Hep beraber kutlayalım. Çok teşekkür ederiz. Korsan ürün almayalım. Hangi takımın mensubu olursa taraftarlar kendi bulundukları mağazalara gidip kulüplerine para vererek yardımda bulunabilirler Kerem Can Bulat. Biz gün içerisinde Beşiktaş formalarına dair birçok daha haber detaylandıracağız. Sözü bir kez daha size bırakalım. Teşekkür ediyoruz Sercan Dikme'ye. Nasıl buldunuz formaları? Yani ben sadelikten yana olduğum için zaten kısa süre önce tesisteydim ben de. Orada da bağlantıda da söyledim. Belki ekranda mesela o beyaz formadaki detaylar net bir şekilde görünmüyor ama yakından birinin üzerinde gördüğün zaman detayları görüyorsunuz. Mesela Gürcan abiye de anlattım. Orada çubuklu gibi gri detay iniyor, kumaş detayı. Benim gözüme hoş göründü. Ben sadeliği çok severim. Her kesime hitap eden, her zevke uygun bir forma üretilmiş. Yani mesela o bir tane en son gösterilen alternatif forma geçtiğimiz sezon aslında Arsenal'ın benzer bir forması vardı. Hani bu daha çok renkli giyinmeyi seven, daha böyle üzerinde alacalı dediğimiz hani o renk cümbüşü olan formaları seven kişilerin mesela hitap ettiği o forma diyebiliriz. Bir de klasik, retrocu olanlar vardır. O da çubuklu yani vazgeçilmez. Değil mi? Ben sadeden yana olduğum için beyaz formayı beğendim. Gürcan Bilgiç. Abi bu iş çok zor bir iş ha. Yani klasik forma yapmak zorundasınız. Çubuklu olacak, siyah beyaz olacak ya da sarı lacivert olacak. Ya da parçalı yapacağım diyeceksiniz. Tabii. Sarı kırmızı olacak. Ve onu her sene farklı yapmanız lazım. Ne yapıyorlar? O çubuklar bir inceliyor, bir kalınlaşıyor. Tabii sayısı artıyor, detaylar. Sonra, aynen. Onlarla uğraşıyorlar. Ben beğendim, üçünü de beğendim. Beşiktaş formalarını. Dediği gibi o günü çok sade. Beyaz forma. O hareketli dediğimiz forma işte şimşekler artık ne varsa üstünde daha keyifli bir günde giyebileceğiniz. Gene takımınızı. Evet böyle yazın tabii, sahilde ne? Üzerinde değil mi? Aynen yazın tuttuğunuz takımı temsil edebileceğiniz güzel forma. Hani ne arıyorlar açıkçası onda da çok emin değilim. Ben mesela renklerin tonuna takıntılıyım. Sivasspor'un kırmızısına hayran. Kırmızı forması. Çok güzel bir kırmızı. Hakikaten bu çok güzel mesela bir kırmızı. Benim formalarla ilgili zaten hani tasarım konusunda tek takılım nokta oluyor Gürcan abi. Senin dediğin gibi aslında yani çok zor bir iş. Yani çubuklu forma değil mi? Klasik ya da parçalı. Her kulübün farklı bir klasiği vardır. Bunun üzerinde ufak tefek oynamalar yapıyorsunuz klasiklerde. Detaylarda detaylara iniliyor ama renk değişikliği yapılıyor bazen. Yani aslında yani kulübünüzle hiç alakası olmayan bir renk kullanıyorsunuz ana formanızda. O beni bazen şaşırtıyor. O yüzden renkler sabit kalmalı. Renk değişmez yani. Senle aynı görüşteyiz bu arada aşağı yukarı. Ben alternatif forma sevmem.